bütün yaşam biçimini alıyor. Ve maalesef bu iktidar o mücevheri ışıltısını bozmak, hayatına müdahale etmek, gece insanların sokağa çıkmasını önlemek, festivallerini durdurmak, yaşam sevincini yok etmek, yeme içme kültürüne, yeme içme özgürlüğüne müdahale etmek için istiyor. Dehşet bir şey. Çünkü biliyor ki İstanbul Türkiye'nin lokomotifi, İstanbul dünya kültürünün yansıdığı yer. Eğer İstanbul'u ele geçirip oradaki hayatı söndürürse bütün Türkiye'deki çağdaşlık ışıltısı yok olacak. Bütün Türkiye'ye yayılan kültür bitecek. Buyurun efendim. Çok haklısınız hocam. Şimdi bir kez daha belirtmek isterim. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, şimdi İzmir'den Karşıyaka Belediye Başkanı gösterildi. Hiçbir itirazım yok. Yani parti içi bir gelişme bu, bir tercih. Ama ne olursa olsun bu adaylara kimsenin, herkesin bir rezervi olabilir. Bazı itirazlar olabilir. Bazı tepkiler olabilir. Siz örneğin Mansur Yavaş'ı yeterince işte sosyal demokrat bir geçmişe sahip olmadığı için beğenmeyebilirsiniz. Fazla diyelim ki milliyetçi bulabilirsiniz ama Atatürkçülüğünden ve yurtseverliğinden bir kuşku olmadığı açıktır. Ekrem İmamoğlu'na başka eleştirileriniz olabilir ya da İzmir'in yeni belediye başkan adayına bir takım itirazlarınız, çekinceleriniz olabilir. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Esas olarak burada yaklaşan felaketi durdurma tutumu belirleyici olmalıdır. Ya bir tür cumhuriyetin savunulması söz konusudur. Hep belirttim. Cumhuriyetin nefsi müdafası söz konusudur. İstanbul özellikle önem taşıyor. İstanbul'u her ne pahasına olursa olsun almaya çalışacaklar. Bazı itirazlar, bazı çekinceler, bazı kaygılar nedeniyle bunları öne çıkararak, sandığa gitmemek, bir takım kurultay, seçim sonrası kurultay hesapları yaparak, esas olarak kaybetmesinin üzerine oynamak, küçük grup çıkarları ya da kişisel amaçlar için ülkeyi ve geleceği yakmak demektir. Bu tutuma savrulmadığınız sürece eleştirilerin elbette bir kıymeti vardır. Bizim herkese yönelik eleştirilerimiz vardır. Burada da yapacağız. Hiçbir zaman. Şimdi Emre Hoca her zaman söyler. Eleştiremediğimiz kimseye biz destek vermeyiz. Tabii. Eleştiremediğimiz kimseye destek vermeyiz. Temel kriter budur. Eğer eleştirebiliyorsak bunun bir anlamı vardır. O bakımdan ben partinin daha fazla kendisini yormaması gerektiğini düşünüyorum. Bak Türkiye İşçi Partisi takır takır adaylarını belirliyor. DEM Parti hemen belirliyor. Ufak bir şey oldu. DEM Parti bile kendi içinde aday adayı belirlemek için %51 üyelerinden ancak %51'in atıyorum Mardin ilinde %51'in oylarını alanı aday atayacaklarını belirttiler. Ahmet Türk'ün çok yerinde bir itiraz oldu. Ya birbirimizle yarışıp birbirimizle şey yapıyoruz, birbirimizi yoruyoruz dedi. Yani asıl yarışı unutur hale geldik, ben çekiliyorum dedi. Yani çünkü ikinci tura girmek istemedi, birinci seçildiği halde. Yani çünkü %51'i doldurmamış. 10 tane aday çıktığı zaman siz %51'i hakikaten dolduramazsınız. Herkese kendi çevresi, dostları oy vermiş olsa 10 tane aday arasında %51 almanız mümkün değil. Yani makul, aklı başında. Esas yarışın parti içinde değil, esas yarışın, asıl mücadelenin, asıl rekabetin iktidarla, gericilikle, faşizmle, totaliter rejim heveslileriyle, dincilikle, dinci gericilikle, bakın dinle değil, dinle değil, dinci gericilikle olduğunu unutmadan hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. O bakımdan İstanbul'da ilçelerde, Ankara'da ve İzmir'de ilçelerde kim aday gösterilirse gösterilsin, itirazlar ve eleştiriler olabilir elbette ama bir an önce bu tartışmayı bitirip, asıl mücadeleye ve alana çıkmak lazım. Evet hocam, bunu belirttikten sonra ben şu toplumda yaygınlaşan şiddet olgusu üzerinde de bir parça duralım isterim. Buyurun. Tabii, gayet tabii. Buyurun. Ben de doğrusu yurt dışına giderken bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri üzerinde... Nereye gidiyordu hocam? Birleşik Arap Emirlikleri'nin davetlisi olarak gidiyor ama